Bugün başbakanın baş danışmanı, şimdilerde herhalde gayri resmi danışmanı, biraz da Cumhurbaşkanı'nın etkisiyle Etienne Mahçupyan. Hani ilginç bir analiz yapmış. Son günlerde hep içeriden analizler yapıyor. Yani onun içinde hani yandaş medya içinde ne hikmetse hani yazılarına son veremiyorlar. Bir şekilde tahammül ediyorlar. Ama öbür taraftan köşe komşuları hani kelle koltukta saldırıyorlar. Özetle şunu diyor. Hani evet doğrudur diyor. AKP hep olağanüstü şartlarda oy devşiren bir parti oldu. Hani olağanüstü adeta rejim Türkiye'de uyguluyor. Ama normalleşmeye bir türlü hani gelemiyor. Çok doğru. Hani doğru bir tespit. Yani bu ülkenin artık Yani bir nefes 2000, alması lazım. 2002'den 2016'ya kadar Hani bütün şimdi seçimlere bak. Etienne başbakanın danışmanı olduğu için hani daha açık konuşamıyor. Yani açıkça aslında şunu söylemeye çalışıyor. AKP çok iyi seçim yönetiyor ama ülkeyi yönetemiyor. Çok güzel Evet. Yani, abi. yani bu, Yani bu da bunu bizim nasıl kapı. istersen Hani bunu biraz açalım açalım yani. İbrahim. Tabii. Yani 2002'de hani ne oldu? Türkiye-Irak Savaşı'nın gölgesinde 2001 ekonomik krizine batmış. Ve millet nasıl aldatıldı Ahmet? Yıldız olacak dedi Türkiye. Güneydoğu yıldız Yıldız olacak. olacak dedi ama işte Ecevit'in fotoğrafını hatırla, hastane köşelerinde yok karısı yemek yedirmiyor, çay içirmiyor, kahvaltı ettirmiyor dediler. Kokuyor, yanına yaklaşıyor. Yani bir başbakan bu iftiralarla. hale geldi. Devlet Bahçeli barajın altında kalacağını bile bile seçim startı verdi. Bir altın tepside 2002'de bu hükümete şeyi verdiler, Erbakan'ın kendisi de dahil olmak üzere. 2007'de Emuh Turay'ı hatırla. Asker verdi bu sefer. Asker verdi. Resmen en büyük düşman olarak gördükleri asker bir saçma gerekçeyle Yaşar Büyükanıt'ın tek başına yazdığını sonradan anlaşıldı. Askerin görüşü falan değil 2015'te de aslında. yine Bahçeli verdi. O şeyin Büyükanıt Paşa'nın Tabii. birebir kendi düşüncesi ki kendisi de bunu ifade etti mahkemeler sürecinde ama o süreci yaşayıp içeride kalan komutanlardan ben hani şu kulaklarımla duydum. O gece diyorlar biz Genelkurmay karargahında çalışıyorduk Emuh Turan'ın Öyle bir olduğu gündem gün. yoktu. Büyükanıt Yani. Paşa ile çay içtik, kahve içtik, şakalaştık hani olur o falan. Niye Hiçbir özeldi kimle bile Ahmet? Niye söylemedi. özeldi sadece? Sabahleyin kalktık internetten birisi aradı diyor. Ya dikkat, muhtıra vermişsiniz abi. Ne muhtırası dedim diyor. Ya ben dün hani bunu söyleyen şey hani Genelkurmay'ın teknik heyetinin 2-3 isminden bir Aslında tanesi. muhtıra vermedi. AKP'ye hormon Oy verdi. verdi. Hormon. Bunu şey söyledi Bülent Arınç. Eğer dedi e-muhtıra verilmemiş olsaydı bizim oyumuz %24'lerde Peki niye olacaktı verildi dedi. Emuh Ahmet? Hükümeti büyüttü. İşte Yani niye bir seçim büyüttü? daha Aslında şey değil kazandı. mi? Şantaj Kendi içinde özelde ne vardı? O işte İşte Dolmabahçe ile Dolmabahçe beraber görüşmesi. ahirete Bu gidecek dedikleri sırlar. Dolmabahçe bu iktidarın hani yani çok Evet. uğurlu gelmedi Türkiye'ye. Dolmabahçe Hani mutabakatı, bir Dolmabahçe yandan sırları. evet Yaşar Büyükanıt'la yapılan Dolmabahçe Görüşmesi, özel görüşmesi yani görüşme. özel İşte en görüşmesinden son, sonra yani bağlamı koparmayalım diye diyor. söylüyorum. En son şu seçimde artık yani bir önceki seçimde Paralel yapıyla kavga etti. Artık ülkede kavga edeceği kimse kalmadı hükümetin. Hani kendisine büyük seçimler kazandıracak. O en son işte güvenlik üzerinden terör örgütüyle, PKK ile, IŞİD'le savaşarak sözüm ona Seçim kazandı. Bu kadar ama basit. Etienne Mahçupyan'ın dediği şey çok doğru. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani siz Ha, ülke 12 sürdürebilir yani İbrahim o ülke sürdüremiyor. sürdürüm Yani de yani biz işte şu insanımızı hani bir kaybediyoruz noktadan yani. sonra hani biz buradan iyi oy alıyoruz diye düşünen AKP birden hani Ecevit'in %1'lere yani DSP'sinin çakılması gibi yani her an Türkiye zembereğinden çıkabilir. Çünkü hani bir yandan siz Rusya'ya savaş ilan evet edebilir bir sonraki seçimde. Şimdi işte böyle bir ekonomi yok. Yani Rusya'nın uçağını düşürdüler. Bugün Mühim AK olan Partili ülkenin Ahmet, kazanması AK ya da Partili tabii kaybetmesi ama şu değil. işte. Mühim olan AKP'nin kazanması Ama işte kaybetmesi. şuraya geliyoruz Ahmet. Hani ilk defa AK Partili aklı başında, ticari anlamda aklı başında hani müdebbir tüccar. İş adamları soruyorlar diyorlar ki yani biz ne yapıyoruz? Yani Rusya'nın uçağını düşürmek hangi akla hizmet? Yani o akıl Yani o akıl düşmanına cebindekini kaybedince ancak akıl sahibi tabii. oluyor. Ama Suriye'de 3 milyon insan ölmüş, 7 milyon Hiç mülteci olmuş, umurlarında Irak'ta değil. 2 milyon. Biz oraya bomba olup yağmışız. İsrail'in stratejik ortağı, Amerika'nın oyuncağı haline gelmişiz.
bunlara kıymet vermesi yok. Ben tamamen duygusal bir şey. Anladım. Zararı kendi duygusal. Ceplerine ve işte kendi zarar şu an ceplerine doğru geliyor. Çizelim diye yani, söylüyorum yani. İşte aslında danışmanları da onun altını çiziyor. Diyor ki yani siz Türkiye'ye öyle bir ağır fatura yüklediniz ki hani bu faturayla hani buraya kadar gelebildik ama bundan sonra artık faturayı hani sizler ödeyeceksiniz. Yani size destek olanlar size hesap soracak. Bu bomba çok daha önce patlardı İbrahim ama yani burada işte hükümet bir ihanet adresi daha buldu. O da Suud gibi, Katar gibi hani paraya para demeyen, siz bakma şimdi Suud batıyor falan. Suud öyle kolay kolay batacak bir ülke değil. Ekonomiyle batmaz. Yok, halk batabilir de rejim batmaz. Yani rejim batmaz çünkü hem İsrail'in yakın ortağı ama daha önemlisi de bunlar sadece petrol değil, yıllarca petrolden elde ettikleri 600 milyar gelirle, dolarlık yani rezervleri. Dünya piyasalarında büyük o para oyuncusu haline gelmişler. O prensler bu işleri biliyor. Yani onlar bugün tek önemli şöyle pinti zenginlerin duygusu var ya, hazıra daha dayanmaz. Yani şu o olabilir en fazla. Suudi Arabistan'ın ekonomik sendromu. Suud yıkılıyor falan filan. Bu bağlamda doğru değil. Hani zalim mi sonuna kadar? Yıkılmalı mı sonuna kadar? Yani kişisel düşüncemi ifade ediyorum. Ama bu sebeple olmayacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya bu Suudlardan, Katarlardan bunlara her yıl acaba 20 milyar dolar, 30 milyar dolar, 50 milyar dolar belki sıcak para girişleri oldu. Çantalarla taşındı, valizlerle taşındı. Yardım kuruluşları aracılığıyla getirildi. Hükümet işte ortaklıklarıyla, gizli ortaklıklarla getirildi. O sıcak paralarla bu ülke dönebildiği kadar döndü. Ama katılıyorum. Ha, buna mukabilde Türkiye işte Suriye'de Suud'un yardımcı elemanı oldu. Katar'ın Irak'ta bilmem nesi oldu filan. Ama bir yere kadar. Evet. İbrahim Bey, aslında Ahmet Bey az önce girdi o konuyla.